İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Akdeniz Gazetesi. Başkente Mersin çıkarması. Mersin Valiliği'nin himayesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Mersin Tanıtım Günleri'ne çalışı Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Borç makam aracı sattırdı. Erdemli Ziraat Odası tarafından odaya ait 2015 model makam otosu ihale usulüyle satıldı. Kurumun kendisinden önceki dönemden borçları bulunduğunu belirten Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "Kurum borç içindeyken böyle bir araca binemeyiz. Odanın fazladan bir parası olmadan krediyle alınmış olan lüks makam arabasının satışını gerçekleştirdik. Çiftçilerimizin emeğini, alın terini fazladan faiz ödeyerek ziyan etmenin bir anlamı yok," dedi. Hakimiyet Gazetesi. Kutlama var, yürüyüş yok. Mersin Valiliği ve 1 Mayıs Tertip Komitesi arasında yapılan 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama görüşmeleri sonuçlandı. 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı İrfan Gültekin, bu yıl Mersin'in 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın yürüyüşsüz kutlayacağını açıkladı. Kutlamaların Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması konusunda valilikle uzlaşmaya vardıklarını belirten Gültekin, yaşanan son gelişmelerden sonra yürüyüşü iptal etmek durumunda kaldıklarını kaydetti. Çalışan sağlığı ve güvenliği tartışıldı. Mersin'de düzenlenen 1. Ulusal Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumunda uzmanlar çalışan sağlığı ve güvenliğini tartıştı. Vali Özdemir Çakacak, sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmanın en temel insan haklarından biri olduğunu söyledi. Mersin Gazetesi. Yenişehir Kampüsü Çiftlikköy'e taşınacak. Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü'ne devasa yeni bir eğitim fakültesi yapacak. İnşaat ihalesi askı sürecinde olan fakülte tamamlandığında Yenişehir Kampüsü'ndeki eğitim fakültesi yeni yerine taşınacak. Göksu Nehri Konya Ovası'na can suyu verecek. Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu, Konya Ovası'nın su rüyasını gerçekleştirecek ilk adımı 2007 yılında attıklarını söyledi. Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu, Göksu Nehri sularını Konya Ovası'na akıtacak olan ve KOP'un en önemli ayağı konumunda bulunan 17 kilometre uzunluğundaki Mavi Tünel'in açılışını bizzat gerçekleştirerek ovaya ilk suyu ilettik diye konuştu. Haberci Gazetesi. Yürüyüşsüz 1 Mayıs. Mersin'de 1 Mayıs kutlama yeri tartışmaları çözüme kavuştu. Valilik ve 1 Mayıs Tertip Komitesi arasındaki görüşmelerin ardından kutlamaların son 25 yılda olduğu gibi bu yılda Cumhuriyet Meydanı'nda kutlanılması kararı çıktı. Ancak bu yıl işçilerin bir araya gelerek sloganlarla, şarkılarla alana yaptığı yürüyüş olmayacak. Tertip Komitesi adına açıklama yapan İrfan Gültekin, yürüyüşün güvenlik gerekçesiyle gerçekleşmeyeceğini dile getirdi. İskenderun'a karşı tedbir almalıyız. Kaptan Halil Delibaş'tan lojistiğe endeksli ve hizmet sektörü ağırlıklı Mersin'e, sektörün odak noktası haline gelen liman için aynı geminin mürettebatları olarak koordineli, birbirimize destek sağlayacak şekilde çalışma uyarısı geldi. Ayrıca İskenderun Limanı'na karşı da tedbir almak gerektiğini söyleyen Delibaş, ulusal projelerde Mersin'in yer almasını sağlayacak çalışmalara yoğunlaşmak gerekiyor. Limanımıza ve liman kullanıcılarına yeni kapasiteler yaratmak zorundayız, dedi. Güney Gazetesi. CHP'li gençlerden laiklik eylemi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın laiklik anayasadan kaldırılmalıdır sözlerine tepkiler sürüyor. Mersin'de CHP Gençlik Kolları üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın anayasadan laiklik ilkesi çıkarılmalı şeklindeki sözlerini yurdun dört bir yanında duvarlara laiklikle ilgili sloganlar yazarak protesto etti. Mersin'de de CHP'li gençler duvarlara "Bu laiklik bir harika dostum, bir tek dileğim var, laik ol yeter" gibi sloganlar yazdı. Başkent'te Mersin Günleri, Mersin Valiliği'nin himayesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla bu yıl ikincisi 4 mevsim sloganıyla düzenlenen Başkent'te Mersin Günleri kapsamında yiyecek içecek standları kuruldu. Yeni Güney Gazetesi 164 kilo esrar ele geçirildi. Mersin'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda toplam 164 kilo 370 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Anlaşma sağlandı. Mersin'de 1 Mayıs kutlamalarında anlaşma sağlandı. Emekçiler 1 Mayıs'ı Mersin Valiliği'nin isteği doğrultusunda yürüyüşsüz kutlamayı kabul ederken, valilik de emekçilerin Cumhuriyet Meydanı talebine izin verdi.